İnsanda sindirim sistemine geçmeden önce şu dört tane tanımı öğreneceğiz. Hücre içi sindirim adı üstünde besin hücre içine alınıp sindirilecek. Yalnız bu besin sindirilecek kadar büyükse demek ki fagostoz ya da pinostoz dediğimiz olaylarla alınıyor. Çünkü zardan geçemeyecek kadar büyük. O zaman besin şöyle diyelim. Endositoz ile hücre içine alınır ve hücre içine alınınca besin kofolu oluşur ya. Besin kofolu oluşur ve hücre içi sindirimde görevli organel lizozomdu. Lizozom ile kofol birleşir. Besin hücre içinde sindirilir. Yalnız bu hücre dışı sindirime göre daha evrimce basittir. Neden? Çünkü canlı sadece kendi içine sığabilecek besinlerden yararlanabiliyor. Daha kendi hücresinden büyüğünü alamaz o zaman içeri. O zaman canlı sadece kendi içinde birinin sesi açık kalmış. Besin sadece canlı sadece kendi içine sığabilecek besinlerden yararlanır. Sığabilecek besinlerden yararlanabilir. Bu yüzden evrimce hücre dışı sindirime göre daha basit. Hücre dışı sindirim de öyle değil. Sindirim enzimi dışarı gönderilecek. Peki enzim protein yapılımı? Evet, o zaman bu da zardan geçemiyor. O zaman egzostozla göndereceğiz. O zaman sindirim enzimi diyelim. Egzositoz ile hücre dışına gönderilir. Besin dışarıda sindirilir. Monomerler oluştu ya. Oluşan monomerler tabii çeşidine, miktarına göre basit difüzyonla ya da kolaylaştırılmış difüzyonla ya da aktif taşıma gibi yollarla içeri alınır. Şimdi bu canlı besini hücresinin içine sokmadığına göre demek ki bu canlı kendinden daha büyük besinlerden de yararlanabilir. Yani bu hücre, mesela bakteriyi düşünün, saprofit bakteri. Ölmüş bitki ve hayvanları çürütüyor. Bunları yutacak hali yok. Demek ki hücre dışı sindirim yapıyor. Bizim mesela tek bir hücremizi gözle göremiyoruz. Ama ağzımıza aldığımız lokma hücremizden kat kat daha büyük. Hücreden daha büyük bir besinden yararlanabildim. Çünkü bu besini hücrenin içine sokmak zorunda değilim. O zaman bu yollarla içeri alınır. Hücre diyelim kendinden büyük besinleri de kullanır. Kim yapıyor bunu? Bazı omurgasızlar tüm omurgalılar, balık, kurbağa, sürüngen, kuş memeli ve saprofit canlılar. Saprofit canlılar bir mantar da olabiliyordu, bir bakteri de olabiliyordu. Tamam mıdır? Şimdi hücre içi ve hücre dışı sindirimle ilgili bilmeniz gereken şu anda burası. Peki mekanik ve kimyasal sindirim ne? Mekanik sindirimde bakın besin mesela ekmek nişastadan oluşmuş. İçinde nişasta var. Nişasta molekülünün içinde de glikozit bağları var. Fiziksel sindirimde yani mekanik sindirimde ekmeği böldüğümüzde o glikozit bağlarını koparmıyoruz. Sadece besini parçalara ayırıyoruz. İçindeki kimyasal bağlar kopmuyor. İşte bu mekanik sindirim. O zaman besin, diş ya da kas gibi yapılarla besinin diyelim
diş kas gibi yapılarla küçük parçalara ayrılması. Küçük parçalara ayrılması. Burada enzim kullandın mı? Hayır. Enzim yok. Kimyasal bağ kopması yok. Sadece ekmeği alıp elinle beşe böldüğünü düşün. Aynı mantık. Peki buradaki amaç ne? İşte yediğimiz besini böyle parçalarsak substrat düzeyi artacak. O zaman kimyasal sindirim hızlanacak. O zaman mekanik sindirimde besinin substrat yüzeyi artırılır. Yani enzimin bağlanacağı yüzey miktarı artar. Substrat yüzeyi artırılır ve kimyasal sindirim hızlanır. O yüzden ağzımızda besinleri yeteri kadar çiğnersek midemiz yorulmaz. Eğer çiğnemeden yutarsak en son midemizde hazımsızlık olur. Tamam? Kimyasal sindirim. Sene başından beri gördüğümüz hidroliz demek. Yani su ve enzimle parçalama ve hidrolizde ATP kullanılmadığını sene başından beri görüyoruz. O zaman kimyasal sindirimde su ve enzimler ile monomerlerin arasındaki kimyasal bağlar koparılır. Peki burada amaç ne? Monomer yapayım da onu hücre zarından geçebilecek hale getireyim, hücrenin içine alabileyim ki kullanabileyim. O zaman amaç alınan besinin hücre zarından geçebilecek büyüklüğe getirilmesi. Tamam mıdır? Mekanik ve kimyasal sindirim bu. Şimdi biz sindirim sistemini işlerken ağızda, midede hangisi oluyor, hangisi olmuyor, hangi besinlerin kimyasal oluyor, hangilerinin olmuyor buna bakacağız. Tamam? O zaman burası birinci sayfam. Burayla ilgili sormak istediğiniz soru var mı? O zaman ikinci sayfadan insanda sindirim sistemi diyelim artık. İnsanda sindirim sistemi. Bakın, sindirim sistemini oluşturan organları bağlantısıyla, sırasıyla yazıyoruz. Ağız, yutak, yemek borusu, sonra mide, sonra ince bağırsak, sonra kalın bağırsak, dışarı açıldığı yer anüs. Bakın burada pankreas ve karaciğer var mı sistemin içinde? Yok. Onlar demek ki sindirim organı değil. Sindirime yardımcı organlar. O zaman şuraya not alıyorum. Pankreas ve karaciğer sindirim organı mıymış? Hayır. Neymiş bunlar? Bunlar sindirime yardımcı organlar. Sindirime yardımcı organlar. Nasıl yardım ettiğini ince bağırsağa gelince anlayacağız. Tamam? Şimdi ağızla yutak arası bizim neyimizmiş? Sindirim kanalımız. Tamam? Şimdi bu sindirim kanalında hücre içi yer mi, bir kere hücre dışı yer mi? Bir ona karar verelim. Sindirim kanalı. Ağızla anüs arası bölge. Hücre içi yer mi, hücre dışı yer mi? Fikri olan var mı?
Midemizin içi hücremizin neresiydi? Üşü bende. Aynen. O zaman burası sindirim kanalı ortak adı. Sindirim kanalı deyince illaki kanal manal aramayın. Tamam mıdır? Ağız, yutak, buraların hepsi sindirim kanalının bir kısmı. Ve burası hücre dışı yer. O zaman sen artık sindirim kanalında ATP gerektiren bir olayın olamayacağını anlamışsındır. Çünkü ATP zardan geçemiyordu. Büyük moleküldü. Dışarı çıkamıyordu. Tamam. Biz şimdi sindirim kanalının ilk kısmı kimle başlayacağız? Ağızla başlayacağız. Bir, ağız. Ağızda sindirim ile ilgili ne var? Dil var. Dil tamam, tad alma organı, konuşmamızı sağlıyor ama sindirimle ilgili görevi de şu. Besinlerin, ağzımıza aldığımız besinlerin tükürük sıvısıyla karışmasını sağlar. Tükürük sıvısı ile karışmasını sağlar. Bir de besinleri toparlayıp bir tane lokma haline getirir ki bir kere de yutabilelim diye. Çünkü yutkunma sırasında soluk alışverişi duruyor. Eğer dil besinleri lokma haline getirmese, bir dakika boyunca onu yutmaya çalışsak parça 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 nefessiz kalırız. O zaman besinleri lokma haline getirir, toparlar. Tamam. Peki ağızda başka ne var? Diş. Peki diş besinleri parçalıyor. Yani mekanik sindirim yapar. Şimdi biz önceden diş deyip geçiyorduk da. Şimdi dişin görselini soruyor. O yüzden lütfen dişin tabakalarını burada bir görselde göstereceğim. Dikkatli bakalım. Sadece tabakalarını bileceksiniz, isimleri. Şimdi dıştan içe doğru bir de üstten aşağıya doğru bölümleri var. Dıştan içe doğru tabakalarına baktığımızda en dış beyaz görünen tabakası mine. Tamam? Bu tabaka mine. Mine tabakasının altında kemiksi kısım olan dentin var. İçte de sinirlerin bulunduğu ne var? Kök var. Anlaştık mı? Hatta oraya pulpa diyelim tabaka olarak. Yer olarak kök de tabaka olarak pulpa. Bu dıştan içe tabakası. Dıştan içe tabakaları. Şimdi yukarıdan aşağıya. Şurası. Diş etinin üzerinde gördüğümüz beyaz kısmın adı taç. Diş eti kemiğine gömülü kısım boyun. Bakın şu çene kemiğine gömülü kısımda yani şurası da kök. O zaman boyuna baktığımızda taç, boyun ve kök olarak üçe ayrılıyor. Dıştan içe tabakalarına baktığımızda en dişte mine tabakası. Oldukça sert bir tabakadır. Korur dişi. Dentin bir alttaki kemik tabakası. Pulpa da iç kısmı. Kan damarları ve sinirlerin bulunduğu tabaka. Tamam. Sadece bunları biliyorsunuz. Peki ağızda bir de ne var? Sindirimle ilgili tükürük bezleri var. Bakın tükürük bezleri 3 çift. 6 tane. Kulak altında var. Bir çift. Dil altında var. Bir çift. Çene altında var. Bir çift. Toplam 3 çift tükürük bezi var. Tamam mıdır? Ve bunlar ne üretiyor? Tükürük salgısı üretiyor. Nereye veriyor? Kanala. O zaman tükürük bezleri şöyle diyelim.
tükürük salgısı üretir ve kanalla ağız boşluğuna gönderir. Tükürük salgısı üretir. Peki tükürük içinde neler var? Bakın, iyonlar var. Ağız içi pH dengeler. Bizim ağzımızın pH'i arkadaşlar nötrdür. Tamam? Yani 6 ila 8 arası değerlerdir. Yani nötr diyebiliyoruz. Tam kesin sayı sormaz zaten sana. Su var. Suyun dışında mikrop öldürücü sıvılar var. Bu doğal bağışıklığın birinci hattıydı. Mikrop öldürücü sıvılar. Artı başka ne var? Başka iyonlar dedik, su dedik. Mukus var, kaygan. Bir de amilaz enzimi var. Diğer adı pityalin. Pityalini artık çok zormuyor. Amilaz diyor. Tamam. Peki bu amilaz ne yapacak o zaman? Ağızda sadece karbonhidratların kimyasal sindirimini başlatacak. O zaman ağızda karbonhidrat da hangi karbonhidratlar? Bir sürü karbonhidrat çeşidi öğrendin. Pişmiş nişasta. Çünkü biz çiğ nişasta yemiyoruz arkadaşlar. Pişmiş nişasta ve glikojen sindirimini başlatır. Maltozu falan başlattı mı? Hayır, bak ne dedim? Pişmiş nişastayla glikojen dedim. Maltoz, laktoz falan daha burada yok, ağızda yok. O zaman pişmiş nişasta ve glikojen sindirimini başlatır. Ne yapıyor bakın? Ağızdaki tek bir denklem var, yazıyorum. Pişmiş nişastayı yedik diyelim. Hocam. Pişmiş. Söyle kuzum. Pişmiş nişasta olmasının bir önemi var mı? Yani pişmiş un. Olmasının. Un. Çiğ un yemiyor. Tamam. Tamam mıdır? Pişmiş nişasta ve glikojen. Soruda pişmiş demese de olur. Nişasta sesin yeter. Tamam. Bununla bunları hangi enzimle? Amilaz enzimiyle. Peki kim salgıladı o amilaz enzimini? Tükürük bezleri. Amilaz enzimiyle bunu ne yapacak? Daha küçük polisakkaritler, yani biraz daha küçük zincirler. Peki bir soru. Nişasta ve glikojenin yapı taşı ne? Tek çeşit yapı taşı vardı. Neydi o? Glikoz. Kaç tane? Glikoz. Tamam. Daha küçük polisakkaritlerle birlikte ikili glikoz parçaları da oluşur. O ikili glikoz parçalarının adı ne o zaman? Maltoz. Güzel. Maltoz oluşur. Ağızdaki denklem bu. Lütfen ağız için başka giren, çıkan ürün, enzim uydurmuyoruz. Tamam mıdır? Buraya yazdığım isimler özel isim. Sadece ağızda bunların denklemi var. Ağızdaki tek denklemimiz bu. Anlaştık mı? Başka uydurmuyoruz. Peki, ağızdaki denklem bu. Ağızda diğer besinlerin mekanik sindirimi olur mu? Tabii ki de dişler var. Doğru mudur? Ağızda dedik ki bak, pişmiş nişasta ve glikojen sindirimini başlatır. Buraya ekleyelim. Diğer besinlerin dişler ile mekanik sindirimini yapar. Evet. Ağızı anlamayan var mı? Ağızda var mı sıkıntı? Herkes ağız anladı mı? O zaman ağız tamam. Ağızdan sonra kim gelecek? Yutak. Ondan sonra da yemek borusu. O zaman yutak ve yemek borusunu birlikte işleyelim. Üç. Nerede dişler var mı İkra? Köpek azı. Yok yok, onlar yok. Tamam mı kuzucuğum?
Peki ağızda dedik ki neler var dedik? Dişler var dedik ama dişleri köpek dişi, azı dişi diye öğrenmenize gerek yok. Şimdi burada yutak ve yemek borusunu birlikte işleyeceğiz. Önce ikinci kısım yutak. pH'ını bilmemize gerek yok. Çünkü yutakta mekanik ya da kimyasal bir sindirim olmuyor. O zaman şöyle diyelim. Soluk borusu ile yemek borusuna açılan alan. Hatta biz bunu nerede gördük? Solunum sisteminde. Soluk borusu ile yemek borusuna açılan alan. Peki bu alanda gırtlak kısmında bir kapakçık vardı. Neydi onun adı? Gırtlak kapağı. Diğer adı neydi? Epiglotis. Aynen. Burada kıkırdak yapılı gırtlak kapağı. Hemen parantez açtım. Epiglotis bulunur. Peki bu kapak ne yapıyordu? Hatırlayan var mı? Soluk borusuyla yemek borusu arasında şeyi yemek kaçmasını mı Yani soluk borusunu kapatıyor desek olur. engelliyoruz? Yutkunma sırasında soluk borusunu kapatır. Ve besinlerin yemek borusuna geçişini sağlar. Çünkü zaten bu iki boru arka arkaya bulunuyordu. Peki yutakta mekanik ya da kimyasal bir sindirim var mı? Yok. Önemli. Mekanik ya da kimyasal sindirim olmaz. Tamam mıdır? Peki 3'e geldim. 3 kim? Yemek borusu. Şimdi soluk borusu C şekilli hiyalin kıkırdaktan oluşmuştu. Çünkü bu kıkırdak gergin duruyordu. Bu da soluk borusunun sürekli açık kalmasını sağlıyordu. Ama yemek borusu hiyalin kıkırdaktan oluşmamış, kaslı yapıya sahip. Ve bu kasların kasılıp gevşeme hareketi, peristaltik hareket, bu hareketle besinleri nereye götürüyor? Mideye götürüyor. Tamam. O zaman şöyle diyorum. Yemek borusu yaklaşık 25 santim uzunluğunda. Yaklaşık 25 santim uzunluğunda. Ve alışık olduğumuz bir özellik grubuna geliyoruz. Dışta bağ doku, ortasında kas doku, içinde de epitel doku var. Yalnız bu epitel dokunun üstü mukusla kaplı. O yüzden bu epitel dokuya bazen mukoza tabakası da diyebilir. Mukosun altındaki grup diye. Tamam? Mukoza tabakası mukus demek değil. Mukusun altındaki epiteller demek. Şimdi bu yemek borusunun yalnız şöyle bir durumu var. Bakın düz kas yapmadım. Ortaya düz kas yazmadım. Neden? Çünkü yemek borusunun ilk 1 bölü 3'lük kısmı çizgili kastır. Gerisi düz kas yapılıdır. O zaman buradan şöyle bir sonuç çıkar. Yutkunma istemli başlar. Evet istersem yutarım, istersem yutmam, ağzımda tutarım. Ama istemsiz devam eder. Bir kere yuttum mu yemek borusundan gider. Onu geri döndüremiyoruz. Tabii kusma hareketi yapmadıysak o ayrı. O zaman bu iki özellikten şu istemli çalışıyor, düz kasta istemsiz çalışıyor ya, şöyle bir cümle kurabilirim. Yutma istemli başlar ve istemsiz
devam eder. Tamam. Bir tane de çok önemli bir not yazayım buraya. Bunu dakikada bir söylemeyeyim çünkü. Artık buna alışın. Sindirim sistemindeki sindirim sistemindeki tüm kas hareketi ortak bir isim alıyor. Peristaltik hareket. Tamam? İnce bağırsak kaslı yapıda kasılıp gevşemesi peristaltik hareket. Mide kaslı yapıda kasılıp gevşemesi peristaltik hareket. Tüm kas çeşitlerinin, sindirimdeki tüm kas çeşitlerinin kasılma hareketi peristaltik harekettir. Bu ismi alır. Peristaltik hareket. Tamam? O zaman baktığımızda yemek borusu besinleri nereye gönderiyor? Mideye. O zaman buradaki peristaltik hareketin yönü mideye doğru. Eğer herhangi bir tiksinme sonucu ya da hastalık sonucu sinirsel olabilir, ters dönerse hareket, ters dönerse ne gerçekleşir? Kusma gerçekleşir. Tamam mıdır? Şimdi yemek borusunun da bir de bir şey daha söyleyeceğim. Sonra yemek borusuyla midenin bağlandığı yerle ilgili konuşacağız. Yemek borusunda da tıpkı yutak gibi mekanik ya da kimyasal sindirim yok. Ya hocam işte besini kas sıkıştırmıştır da besin biraz ezilmiştir de ben öyle düşündüm de falan yok. Mekanik sindirim de yok, kimyasal sindirim de yok. Tamam mıdır? Şimdi çete bir bakayım. Yemek borusunda goblet hücreleri var mı? Mukus var mı Onuran? Var mı mukus? Kaygan mı yemek borusunun içi? Mukusun altındaki tabaka mukoza tabakası mı? Evet, o zaman goblet de var. Mukus olan her yerde goblet olur. Tamam mıdır? Tamam. Şimdi buraya kadar tamam. Şimdi şu görsele bir bakalım. Sonra mideyle devam edeceğiz. Görselimiz şu. Bakın, şu yemek borusu. Şurası da ince bağırsak. Yemek borusuyla midenin birbirine bağlandığı bu bölgenin adı kardiya. Yani mide ağzı, mide ile ince bağırsağın bağlandığı bu bölgenin adı da pilor. Yani mide kapısı. Bakın buralarda kaslı bir kapak var. Kaslı kapağın adı sfinkter. O zaman şöyle diyelim. Buralarda besinin tek yönlü ilerlemesini sağlayan sfinkter adı verilen kaslı kapak bulunur. Hatta kapak demişken hemen şunu da söyleyelim. Mide ağzındaki kapak bozulursa, mide asidi çok fazla, pH'i 2. Kapak bozulursa, yukarı yönde açılırsa, mide öz suyu yemek borusunu tahriş eder. Çünkü yemek borusu mide kadar kalın bir mukusa kaplı değil ama mukus var. Yemek borusunu tahriş eder. Bu hastalığın adını bilen var mı?
Reflü. Aynen. Reflü. Tamam mıdır? Şimdi bu bağlantıları da öğrendiğimize göre mideye geçeceğim ama mideye geçmeden önce anlamadığınız ya da sormak istediğiniz yer var mı? Hocam ben sinek terleri değil mi? Evet. Onlar tam nerede onu merak ettim. Neyi nerede? Sinek terler. Ha? Sinek ter, kas dedik ya. Ha? Onlar tam nerede? Kapakçığın üstünde mi? Sfinkter zaten kapakçığın adı. Ha, kapakçık değil mi? Sfinkter diyor. Hı hı. Kaslı kapakçık. Sfinkter adı verilen kaslı kapak. Hı, tamam hocam. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Bulunduğu yerde biri mide ağzında, bir de mide kapısında var. Tamam. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi bu üçüncü sayfaydı arkadaşlar. Dördüncü sayfada mideye başlayalım. Dördüncü sindirim sistemi organımız mide. Şimdi midenin pH'i 2-3 arası. Arkadaşlar midenin pH'i asidik ya, 1 olunca daha iyi değil. 2-3 uygun. 1 olunca da kötü, 4 olunca da kötü. 2-3 arası. Tamam mıdır? Mide oldukça asidik bir yapıya sahip o zaman. Sıvısı çok asidik. Peki tekrardan mide görselimizi bir yükleyelim. Şimdi midede proteinlerin kimyasal sindirimi başlayacak. Bunu bir yazalım. Burada proteinlerin kimyasal sindirimi başlar. Peki bu proteinleri sindiren enzim salgılandığı kanallar ya da mideyi de sindirebilir. Çünkü onlar da protein yapılı hücrelerden oluşmuş. O zaman mide kendini bu enziminden koruma yolları edinmiş. Şimdi bunlara bakacağız. Bakın. Midenin iç yüzeyi çok kalın bir mukus tabakasıyla kaplıdır. Goblet hücresi midede çok o zaman. Bu yaraları mukus tabakasıyla kapladığı zaman burada mide boşluğunda proteini sindiren enzim yediğimiz proteini sindiriyor ama hücrelere ne yapamıyor? Dokunamıyor. O zaman burası kalın mukus tabakası. Peki benim bu enzimlerim, midede görevli yapılarım, sıvılarım özel kanallarla mideye boşaltılıyor. Mide boşluğuna geliyor. Tabii ki de kanalların içi de mukusla kaplı. Yoksa kanallar da hücrelerden oluşmuş ve zarar görür. O zaman şuraya midenin kendini koruma yolları diyelim önce. Midenin kendini koruma yolları. Bakın daha midedeki sindirim reaksiyonlarına falan geçmedim daha. Midenin kendini koruma yollarından en önemlisi neymiş? İç yüzeyinin mukus ile kaplı olması. Bu birinci yolu. İkinci yol. Şimdi bu proteini sindiren enzim salgılayacak ya. Bu enzim ne yapılıyor? Midede pasif olarak salgılanıyor. Yani enzim mide boşluğuna pasif olarak gelmiş oluyor. Dolayısıyla mide boşluğuna gelene kadar yolda hiçbir hücreye zarar vermiyor. Enzim pasif. Tamam. Mide boşluğuna dökülünce enzim aktifleşecek. Burada aktifleşebilir çünkü mukus tabakası mideyi koruyor. O zaman bu enzimi aktifleştiren de hidroklorik asit. Hidroklorik asit de mide hücreleri tarafından üretiliyor ama HCl olarak gelmiyor. Buradan H artı geliyor. Başka bir kanaldan CL geliyor ve başka bir kanaldan enzim geliyor.
Boşlukta HVCL, HCL oluyor ve enzimi aktifleştiriyor. Bu enzimin adı da pepsinojen enzimi. O zaman midenin kendi koruma yollarından biri enzimini inaktif salgılamak. Başka bir koruma yolu enzim H+ CL eksininin farklı kanallarla gelmesi, yoksa kanalın içinde aktifleşir enzim. Ve bir tane daha özellik yazacağım, onu birazdan göreceğiz. Salgısını gastrin hormonunun kontrolünde yapması. Birazdan göreceğiz ne demek olduğunu. Bir de mide iç yüzeyinin üç günde bir yenilenmesi. Bunlar midenin kendini kendi sıvısından koruma yolları. Tamam? Peki, şimdi gastrine falan geleceğim ama gelmeden önce midenin içinde asit var. Mide bir de sindirim sistemindeki en geniş kısım. Yapısında da düz kaslar var. Bu kaslar kasılıp gevşedikçe midenin içindeki çalkalama hareketiyle ve asidin etkisiyle bütün besinler bulamaç haline geliyor. Buna kimus deniyor. O zaman midede mekanik sindirim var mı? Var. O zaman şöyle diyelim. Mide için sindirim sisteminin en geniş kısmı asidi ve kaslarının kasılmasıyla besinler mekanik olarak sindirilip bulamaç haline gelir. Bunun adı neymiş? Kimus. Tamam. Peki burada midede dışta ne vardır? Bağ doku. Ortası düz kas. İçi neymiş? Epitel. Epitelin diğer adı neymiş? Üstünde mukusla kaplıysa mukoza tabakası. Midenin dıştan içe bölümleri de bunlar. Bunlara artık alıştınız. Tamam? Bebek kusmuğu bu değil Zelal'cim. O ayrı. Onlar kusuyor. Dur. Neydi? Kazein kusuyor. Ama o bizim müfredatımızdan kalktı. Tamam mıdır? Süt çocukları kalktı. Şimdi bu asidik bulamacın adı kimus. Tamam. Şimdi bakın, midede sindirim başlayacak ama önce inaktif olan enzimin aktifleşmesi lazım. Bu aktifleşmeyi kim yapıyordu? HCL yapıyordu. Tamam mıdır? HCL ilk başta pepsinojeni aktifleştiriyor, pepsin yapıyor. Pepsin miktarı belli bir yoğunluğa geldikten sonra o pepsinler de yeni pepsinojenleri tekrardan pepsine dönüştürmede, yani aktifleştirmede görev alabiliyor. Şimdi bu midedeki salgın mekanizması var. Yani bu mide özsuyu kafasına göre salgılanmıyor. Bunu tetikleyen şeyler var. Ama onlara geçmeden önce bir şey daha söylemek istiyorum. Besinler midede 2-3 saat depolanır. Bu hem proteinlerin sindirimini verimli hale getirir ama en önemlisi bu bizde tokluk hissi yaratır. Yani bir yemek yemeden durabiliriz bir süre. Tamam mıdır? Ve midede geri emilim olur mu? Evet. Özellikle midede B vitamininin
geri emilimi olur. B vitamini de kan hücrelerinin yapımında görevliydi. Tamam mıdır? Midenin kaslarının hareketi neymiş? Hatırlayan var mı? Mide kaslarının hareketinin adı? Ne, peristaltik mi diyeceğiz? Aynen. Her zaman sindirim sistemindeki tüm kasların hareketi peristaltik hareket. Tamam. Şimdi bu midenin salgı yapması, bunu uyarması, bu salgının içinde bulunanlar, bu salgı neyi neye çeviriyor? Birazdan geleceğiz. Saat tam 11'de burada olun, tamam mı? Ama geç kalmayın lütfen. Bir mola verin.